Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ölünsans İlahiyat Arapça 3 ders kitabının 37. sayfasında kalmıştık. Buradan devam edelim. Dil bilgisi. Sülasi fiillerde edilgen meçhul yapı. El-kavaid. El-fi'lül mebniyü lil-meçhul. El-fi'lül sülasiyül mücerredü. Edilgen yapı. Gerçek öznesi açık bir isim veya zamir olarak cümlede yer almayan fiilin aldığı biçimdir. Fiiller gerçek özne veya sözde özne ile kullanılma durumlarına göre ikiye ayrılırlar. Malum fiiller, meçhul fiiller. Gerçek özne ile kullanılan fiillere malum, etken fiiller adı verilir. Şimdiye kadar çekimini öğrendiğiniz tüm fiiller malum formda, sıgasında idi. Sözde özne ile kullanılan fiillere meçhul, edilgen fiiller adı verilir. Fiillerin edilgen yapıda geldiği durumlar şöyle sıralanabilir. Gerçek öznenin bilinmemesi, bilindiği halde belirtilmesinden çekinilmesi, gerçek öznenin belirtilmesinin önemli olmaması. Bu durumlarda fiil edilgen forma çevrilerek sözde özne ile kullanılır. Sülasi fiillerin edilgen formları ile sülasi mezit fiillerin edilgen formları birbirlerinden ana kural itibariyle ayrılmasalar da şekilsel olarak farklıymış gibi görünürler. Bu bölümde sadece sülasi mücerret fiillerin mazi ve muzari yapılarının edilgen kullanımları konu edilecek, sülasi mezit fiillerin edilgen yapıları daha sonraki bölümde işlenecektir. Sülasi fiillerde edilgen yapı. Türkçede fiil köküne ses uyumuna göre ıl, il, ul, ül eklerinden birinin getirilmesiyle elde edilen edilgen yapı, Arapçada fiillerin harekelerinde değişiklik yapılmak suretiyle elde edilir. Sülasi fiillerin mazi malum formları daima fu'ile kalıbında, muzari formlar ise daima yuf'alu kalıbında edilgene dönüştürülür. Sülasi fiillerde mazi meçhul, sahih fiillerde mazi meçhul. Önce sahih fiillerin mazi meçhul formlarını inceleyelim. Ketebe, şeribe, feteha, se'ele. Evet arkadaşlar, bunlar biraz daha büyütelim. Şöyle yapalım. Ketebe, şeribe, feteha, se'ele. Yazdı, içti, açtı, sordu. İşte bunların meçhulleri, yani edilgen. Kutibe, şuribe, futiha, su'ile. Evet. Ketebe ne fark etti? Birinci harf ötre, ikinci harf esreye dönüştü. Hepsinde bu şekilde. Evet, kutibe, şuribe, futiha, su ile. Bunu bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. Ketebe, kutibe, şeribe, şuribe, feteha, futiha, se'ele, su ile. Peki devam edelim. Meçhul fiil çekimi bakımından malum yapıdan farklı değildir. Su ile fiili örneğinde bu durumu görelim. Şimdi huve su ile. Şimdi emsile-i muhtelife vardı biliyorsunuz. Muttaride vardı. Şimdi muttaride 14 sıgaya çekeceğiz. Su ile, su ila, su ilu. Su ilet, su ileta, su ilne. Su ilte, su iltuma, su iltum. Su ilti, su'iltuma, su'iltunne, su'iltu, su'ilna. Yani se'ele, su'ile olmuştu. Birinci harf ötre, ikinci kesra. Buradaki bütün sıgalar da aynen bu şekilde. Sonlara da zaten malumu dedi. Mesela se'elte, se'elti diyorduk malumda. Burada su'ilte, su'ilti diyoruz. Değişen yok. Sonları malumda olduğu gibi aynısı. Meçhulde de sadece baştaki harfler. Ötre ve esre oluyor. Birinci ve ikinci harfler. Peki mana ne oluyor? Se'ele sorduydu. Burada soruldu. Soruldular, soruldular. Bu aynı mantık. Yani müfretlerde bir kişi, tesnirlerde iki, cemi üç ve üçten daha fazla kişiler oluyor. Şurada da nefs-i mükellem vahde ve mal gayr. Yani ene, ben ve nahnu biz. Ene se'eltü ben sordum. Nahnu se'elna biz sorduk. Malumda böyleydi. Peki meçhulde ben soruldum, biz sorulduk. Biz sorguya çekildik diyoruz ya. İşte bu nahnu se'ilna bir mana. Evet arkadaşlar, burada zaten Türkçeleri yazıyor. Fazla bunların üzerinde durmayalım. Devam edelim. Sahih fiillerden salim ve mehmus fiillere dair meçhul çekim örneklerini yukarıda gördünüz. Tamam.
Şunlar şu se'ele mehmus. Yukarıdaki ketebe şeribe onlar da sahih salim. Şimdi mudaf bir kelimenin meçhul formunu inceleyelim. Mette uzattı. Fiil meçhul formunda mütte. Mette aslında neydi? Mededeydi. Medede, meçhulünde müdide. İlal yapılıyor, mütte oluyor. Dakka, dukka. Atte, utte. Evet, kapıyı çaldı, saydı. Dukka, utte. Yani bunlar olduğu gibi ezberleyeceğiz. Muzaflarda meçhul aynen bu şekilde oluyor. Peki, mutel fiillerde, peki Arapçada söz arasında Araplar hasenen, tayyip, tayyip, hasenen bu şekilde kullanıyorlar. Tayyip, hasenen, mutel fiillerde mazi meçhul. Şimdi mutel fiillerin mazi meçhul formlarını inceleyelim. Misal fiillerin meçhul formları tıpkı salim fiilinki gibidir. Örnek. Vu'ide, va'ade, vu'ide. Şimdi sahih fiiller tamam. Mehmuz, muzaf ve salim. Yani hemze olan, şeddeli olan ve hiçbir şey olmayan. Ne şedde ne hemze. Onlar salim ve sahih. Peki illetliler? İlletliler de misal fiillerin meçhul formları tıpkı salim fiilinki gibidir. Yani ketebe, şerebe neyse bu da aynısıymış. Hangisi? İlletli ve illetlinin misal olan kısmı. Va'ade söz verdi, vu'ide söz verildi. Vasale ulaştı, vusile ulaşıldı. Evet. Diğer ecveh fiiller meçhul yapıldığında ilal kurallarının burada yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, bunu daha önce bahsetmiştim. İlal kuralları maksut kitabında 9 tane kaide var. Örneğin gale fiilinin aslını bildiği üzere gaveledir. Bunu edilgen forma dönüştürdüğümüzde kuvile biçimi olunur. Yani kuvile olur. İlal kurallarımızdan hatırlayacağımız üzere illetli harf harekeli. Kendinden önceki harfte harekeli olduğunda illetli harfin harekesi kendinden önceki harfin harekesine aktarılır. Ve illetli harfin kendisi bu hareke uygun bir illetli harfe dönüşür. Evet, şu demek. İlletli harf harekeli, kendinden önceki de harekeli. Yani vav harekeli, kaf da harekeli. İlletli harfin harekesi kendinden öncekine nakledilir. Yani buradaki esreyi kafa vereceğiz ve buradan öteye gidecek. İlletli harfin kendisi bu hareke uygun bir illetli harfe dönüşür. Burada hareketle kıyla formu bulunur. Evet. Ötre esreye dönüştü. Diğer bütün ecveh fiiller aynı şekilde edilgen yapıya dönüştürülür. Örneğin ba'a, bi'a, sa'a, si'a. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ve si'a lezine keferu. Orada geçiyor meçhul. Ve si'a lezine sevk edildiler, götürüldüler. Kim? Ellezine keferu, küfredenler. Nereye? İlâ cehenneme, cehenneme. Nasıl götürüldüler? Zümera. Grup grup götürüldüler. Zade fiili zide artırıldığı şekilde kullanılır. Tamam. Nakıs ve lefif fiiller mazi meçhul forma uyarlandığında sonraki illetli harf aslen ister vav ister ye olsun daima ye olarak görünür. Örneğin. Evet şimdi arkadaşlar bu ecvefi anladık. Kale aslında kuvileydi. İlal yapıyoruz. Gıyle oluyor. Ba'a aslında büyü'a idi. Bi'a oluyor. Tamam. Şimdi şurada nakıs ve lefif kalmıştı. Davet etti, çağırdı meçhul formda du'iye. Vezin aynı. Ketebe, kutibe. Aynısına dönüşüyor. Fakat illetli harfler olduğu zaman biraz kelimenin yapısında değişiklik oluyor. Davet edildi, çağrıldı. Rama attı, fırlattı. Meçhul fiil formda rumiye. Atıldı, fırlatıldı. Bena yaptı, kurdu, bina etti. Fiili bünüye. Yapıldı, kuruldu, bina edildi. Rava anlattı, rivayet etti fiilde ruvi anlatıldı, rivayet ettiği şekilde kullanılır. Evet arkadaşlar, aslında Türkçesinden de okuduğumuz zaman bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Onun için fazla üzerinde durmuyoruz. Sülasi fiillerde muzari meçhul. Sülasi fiillerin geniş, şimdiki zaman formları, sıgaları yukarıda değinildiği gibi daima yuf'alu kalıbında edilgene dönüştürülür. Örnek. Yazılıyor, yükteb. Yazıyor, yükteb. Şurada yazılıyor ve yazıyor. Gördüğümüz gibi Türkçeleri farklı ama yektüp, burada malum, burada meçhul. Fark sadece burada fetha, burada mezmum. Yani fiil muzarıda dönüşmesi bu şekilde. Yazılıyor yüktep. Yükser kırılıyor. Yuftah açılıyor.
Meta yuftahul masna, fabrika ne zaman açılıyor? Mesela bu şekilde sorulur. Meta yeftah masna, fabrika ne zaman açıyor? Bu mana yanlış olur. Soruluyor. Yani diyeceğim o ki bu meçhul fiiller kullanılıyor Arap'ta, Arapçada. Soruluyor yüsel. Yektüp yazıyor, kırıyor yeksir. Açıyor yeftah, soruyor yesel. Muzari meçhul fiil çekimi. Muzari malum fiil çekiminden farklı değildir. Bu durumu yüsel. Muzari meçhul fiilinin çekimini yaparak birlikte görelim. Peki. Şöyle. Ve yüsel. Yüsel yüselane yüselune. Meçhulü neydi? Yesel yeselane yeselune. Dikkat edelim. İlk harf değişmiş oluyor. Malumu siz buradan meçhulünü görüyorsunuz. Yesel. Yeselu. Yeselane yeselune. Gördüğümüz gibi sadece ilk harfin harekesi değişti. Malum teselu. Teselane yeselne. Meçhul tuselu. Tuselane tus yüselne. Teselu tuselu. Tüselani, tüselune, tüseline, tüselani, tüseline, üselu, nüselu. Ben soruluyorum, ben, biz soruluyoruz. Ben soruyorum, biz soruyoruz. Malumu da o şekilde. Evet, burayı da bitiriverelim. Muzaf fiillerin muzarisi aşağıda şekilde meçhula çevrilir. Mette, yemuttu. Mette, meçhulü. Mütte, uzattı. Uzatıyor, yemuttu. Uzatılır, uzatılıyor, yumettu. Evet. Muzariyenin meçhulü. Yemuttu, yumettu. Yauttu, yuattu. Manalarına bakalım. Sayar, sayıyor. Sayar bu geniş zaman. Sayılır, evet. Yuattu, geniş zamanda. Sayılıyor, muzariyede, şimdiki zamanda. Sayıyor, sayılıyor. Yafukku çözüyor, yufakku çözülüyor. Fekkeye bozuk para manasına da kullanılıyor. Fekke. Zaten burada da çözülüyor, bozuluyor. O öyle bir mana var. Misal vavini, misali vavinin muzarisi meçhule çevrilirken daha önce düşürülmüş olan illetli harf tekrar açığa çıkar. Vecede yecidi, yecidu. Evet, şimdi tabii bu da bir ilal kaidesi. Sarf kitabında geçer. Mutellil misal olan, vavi olan bir fiilin, fiili muzarisinde vav düşer. Ne gibi? Vecede yecidu. Ne gibi? Vesale yasılu. Yani aslı nedir? Vecede yevcidu. Vesale yevsilu. Vaade yev'idudur. Ama düşüyor. Vecede yecidu. Niçin? Tahfif olsun diye. Yani fekil alel lisan. Lisana ağır geldiğinden dolayı. Vecede yevcidu. Vasale yevsilu. Kolayı vecede yecidu. Vasale yasilu. Ha. Bu vav düşmüştü. Nerede? Malumde. Peki meçhulde ne oluyormuş? O vav dönüyormuş. Yucedu. Yucedu değil yani. Yucedu. Diğer kelimemiz vasale yasilu yusalu. Vaade yaidu yaidu yuadu. Evet, bu şekilde. Bunları bu şekilde kaide kaide ezberlememiz ve tatbik etmemiz gerekiyor unutmamak için. Ev, ecvef fiillerin muzarisi meçhule çevrilirken ve ilal kuralları karşımıza çıkar. Çevrilirken de ilal kuralları. Örneğin, gale fiilinin aslının gavele, muzarisinin yakulu, yakvulu olduğunu biliyorsunuz. Bu fiili meçhule çevirirken öncelikle aslını meçhul kalıbına uyarlayarak yukvalu şeklinde harekeler, sonra da ilal kurallarımızı uygularız. Şimdi kuralımızı hatırlayalım. İlletli harf harekeli. Yani vav. Kendinden önceki sağlam harf hareketsiz. Kaf. İse bu şekilde. İlletli harfin harekesi, vavun harekesi, kendinden önceki sağlam harfe verilir. Kafa verilir. İlletli harf, vav, hareketsiz, kendinden önceki harf harekeli olduğundan illetli harf, kendinden önceki harfin harekesine uygun bir illetli harfe dönüşür. Bu iki kuralı uygulayınca sonuçta gale fiilinin muzari meçhulünün yugal biçimini elde ederiz. Evet. Yukvelu buradaki bunun harekesi kafa verilince vav elife dönüşüyor. Yugalu. Bu şekilde. Gale yekulu meçhulü yugalu. Kale yekilu meçhulü yukalu.
Bu bir kalıptır. Nerede ecvefavi veya yayı bir kelime görürse aynı bu şekilde söyleyeceğiz. Nakıs fiillerin, ecvefte bu şekilde, nakıs fiillerin muzarileri edilgen yapıya çevrilirken aynül fiilin harekesi fethe olmak zorunda olduğundan sondaki illetli harf daima bu fethe harekesine uygun illetli harf olan elif biçiminde görünür. Bu arada şu hususu da ihmal etmemek gerekir. Buradaki illetli harf daima elif-i maksura biçiminde yazılır. Örnek: davet ediliyor, çağrılıyor. Da'a yed'u. Meçhulü yud'a. Elif-i maksura buradaki ye oluyor. Evet. Nakıs fiillerin, bu bir nakıs fiildir, muzarileri edilgen yapıya çevirirken, yani yed'u yud'a'ya çevrilirken, aynül fiilin harekesi fethi olmak zorunda olduğundan, aynül fiil hangisi? Ayın. Yani burada 1, 2, 3, 4 harf sayıp da burada D diyemeyiz. Burada aynı oluyor. Çünkü aslı ne? Dea. Ortadaki aynel fiili bu. Burada da aynı oluyor. Muzarede de aynı oluyor. Yani burada 3 hareke harf, burada 4 harf. Karıştırmayalım bunu. Mazisindeki harf aynel fiili hangisi? Muzarisinde de aynısı olur. Burada ayın, burada da aynı olur. Harekesi fetha olmak zorunda olduğundan sondaki illetli harf, sondaki illetli harf yani ye, daima bu fetha harekesine uygun illetli harf olan elif biçiminde görünür. Yud'a. Evet, böyle çektiğimiz zaman elif olarak uzatıyoruz. Bu arada şu hususu da ihmal etmemek gerekir. Buradaki illetli harf daima elif-i maksura biçiminde yazılır. Yani burada elif yud'a derken elifle uzatıyoruz ama elif görünmez. Sadece böyle ye bu şekilde olur. Da'a yed'u meçhulü yud'a. Rama yermi meçhulü yurma. Gaza yağzu meçhulü yuğza. Lefif fiillerin muzari meçhulleri de tıpkı nakıs fiillerin muzari meçhulü gibidir. Örneğin hadis ilminde sıklıkla karşımıza çıkan ravanın yani rivayet etme fiilinin meçhul formu şöyledir. Rava yervi, yurva. Neye benzedi? Aynen nakıs fiili muzari'nin meçhulüne benzedi. Hangisi? Lefifin muzari meçhulleri. Burada tıpkı aynısı gibi demişti zaten. Rava yervi meçhulü yurva. Rava rivayet etti. Yervi rivayet eder. Meçhulu rivayet edilir, anlatılır. Rivayet olunur, da olur. Evet arkadaşlar. Mümin suresi ve Yusuf suresinin, Mümin suresinin 101, Yusuf suresinin 75. ayet-i kerimde geçen meçhul fiilleri tespit ediniz. Bunu ödev olarak Kur'an-ı Kerim'de bunu araştırabilirsiniz. Evet, naibül fail, sözde özne. Naibül fail, fail, naib yani fail yerine geçen manasında. Tamam arkadaşlar, bu kadar. Kaç sayfa işlemiş olduk? 40, 39, 38, 37. Evet, 4 sayfa işledik. Bundan sonraki kaldığımız yerde, bundan sonraki videomuz kaldığımız yer olan 41. sayfa arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Maasselame ile liqa.